yataktan kalktınız. Saatler artık 8.30'u gösteriyor. Günlerden 22 Nisan Pazartesi. Pazartesi deyince iş günü, okul günü. Haliyle İstanbul'da trafik iyice sıkışır. Bir konu daha var. Hava muhalefeti bu sene şaşırtıyor. Cuma cumartesi adeta kış mevsimi geri geldi İstanbul'a. Fakat ardından pazar günü gördük ki böyle pencereleri açtığımızda ışıl ışıl bir gün. Haliyle şaşırtmaya da devam edecek mi bu hava durumu? Aklımızdaki sorulardan bir diğeri, nasıl giyineceğimiz önemli çünkü. Sevgili izleyenler, işte bu sorulara cevap verecek biri var. O da TV100 muhabiri İzel Topaloğlu. Kamerayı ona çevireceğiz, sözü ona bırakacağız. Bugün de konuşamadım, özür dilerim sizlerden. İzel Topaloğlu böyle aydınlatacak bizleri. Hem hava muhalefetinden haber verecek hem de İstanbul'da nasıl bir trafik bizleri bekliyor. Bu soruların cevabı her biri onda. Şeyma, günaydın, kolay gelsin. Kim bilir İstanbul'un hangi noktasındasın? Söz sende. Kendinden dönmez tekrardan iyi yayınlar diliyorum. Şu an Anadolu yakasındayız. Hatta Pendik Kavşağı üzerindeyiz. Ankara istikameti üzerindeyiz. Birazdan yol durumunu göstereceğiz sizlere. Buradaki yol durumundan haberdar edeceğiz. Ama öncelikle tekrar bir hava durumuna değinecek olursam, özellikle ekranı yeni açan izleyicilerimiz için, bugün İstanbul'da en düşük sıcaklık 13 dereceyi gösterecek. En yüksek sıcaklık ise 19 dereceye kadar çıkacak. Biliyorsunuz ki geçen hafta özellikle Cuma günü başlayan yağışlardan sonra hava sıcaklıkları epey bir düşmüştü. Hali hazırda olan hava sıcaklıkları 25, 26 hatta 27 derecelere kadar çıkmışken bu sıcaklıklar 16-17 derecelere kadar düştü. Bugün ise en yüksek sıcaklık 19 derece olacak İstanbul'da. Ankara'da durum aynı şekilde. Tabii ki bu sıcaklıklar Ankara'da en fazla 20 dereceye çıkarken İzmir'de ise 22 dereceyi termometreler gösterecek. Genel olarak yurt genelinde soğuk bir hava hakim bugün ama özellikle Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre bizlere salı günü için bir uyarı var. Salı günü yağışların etkili olacağı bildirildi bizlere. Yani yarın biraz daha yağışlı havanın etkili olacağını bildirdi bizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Ama ben yayına çıkmadan önce biraz notlarımı da aldım. Daha böyle detaylı bilgi ve daha doğru bilgi vermek için biraz illerden bahsetmek istiyorum sizlere. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava durumuna göre bu hava durumu tahmin raporu Marmara'nın batısında özellikle kıyı Ege ve yüksek kesimlerinde Manisa ve Antalya'nın kuzey batısı ile gece saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediyor. Tabii ki diğer yerlerin de parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediyor. Son olarak Marmara'nın batısı, güney ve kıyı Ege ile batı Akdeniz'de de toz taşınımı bekleniyor. Yani genel olarak bir yurt geneline baktığımız zaman yaz hala gelmiş durumda değil. Şu anda aslında hissedilen derecede bir soğuk hava hakim. Geçen yayında da söylemiştim. Sabah saatlerinin de etkili olması, tabii sabah saatlerinin olması da etkili tabii ki bu durumda. Şu an serin bir hava hakim. Biraz daha ilerleyen tabii ki saatlerde güneş yüzünü gösterecek ama tamamen bizleri ısıtacağını söyleyemem. Bugün yurt genelinde soğuk bir hava hakim olacak ve bazı illerimizde özellikle yerel olmak üzere sağanak yağışlar etkili olacak diyelim. Ona göre tabii ki planlarını yapsınlar vatandaşlarımız ve hemen biraz da kameralarımızı trafik durumuna çevirelim. Çünkü şu an epey aslında bir yoğun bir trafikle karşı karşıyayız. Şu an Ankara istikametini kameraman arkadaşım Onur Aksakal sizlere gösteriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına baktığımız zaman bu yoğunluğun %51 civarında olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Biraz daha ileride polis ekiplerimiz denetimlerini gerçekleştiriyor. Biliyorsunuz ki bayramdan sonra özellikle bayramda da zaten bu denetimler fazlasıyla artmıştı. Az ileride yine polis ekiplerimiz denetimlerini gerçekleştiriyorlar. Çünkü yoğun bir trafik söz konusu Ankara istikameti yönünde. Evet, bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası %51 civarında seyrediyor. Özellikle D100 karayolu istikameti Anadolu yakası biraz daha Avrupa yakasına göre daha yoğun gösteriyor. Ben şu an
kameraman arkadaşım Onur Pendik yolunu, Pendik kavşağını aslında gösteriyor sizlere. Pendik tersane kavşağını gösteriyor şu an sizlere. Bu yoğunluğun dediğim gibi biraz daha yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü her zaman söylüyoruz. Bu günün artık haftanın ilk günündeyiz. İlk iş günündeyiz. İlk mesai günündeyiz. Tabii ki işlerine gitmek için, mesaiye başlamak için vatandaşlarımız evlerinden çıktı ve trafiğe dahil oldular. Tabii ki okulları da unutmamak lazım. Her zaman söylüyorum. Onların da trafiğe dahil olmasıyla bu trafik yoğunluğunu biraz daha arttığını söyleyebilirim. Tabii ki ilerleyen zamanlarda trafik yoğunluğunun azalacağını ümit ediyoruz deyip Kadiren, tekrar sözü sana bırakalım.